Hakan Albayrak. Ösoyu karalama kampanyası. Cumhuriyet Halk Partisi Zeytin Dalı Harekatı'nın arkasındaki muazzam halk desteğini görüyor ve bu milli mutabakat havasının haricinde kalmamayı önemsiyor kılçık atmadan da duramıyor ama. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay geçen salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Afrin yolunda yoldaşlık eden Özgür Suriye ordusuna çattı. ÖSO birlikleri nereden nasıl oluşturuldu şüpheli ve tartışma getiriciymiş. ÖSO el-Kaide uzantılı kimi örgütlerden oluşan bir derleme birlikmiş. Türkiye'nin bu konuda dikkatli olması lazımmış. ÖSO'nun nereden nasıl oluşturulduğunu, kimler tarafından ne zaman kurulduğunu öğrenmek zor değil. Şüphe ve tartışmaya mahal bırakmayacak kadar açık ve net bir tarihi var. Özgür Suriye Ordusu'nun. Bu tarihi okuduğunuzda görürsünüz ki her şey sivil halkın üzerine kurşun ve bomba yağdırmayı reddeden Suriye Ordusu mensubu bir grup subayın inisiyatifiyle başladı. Yıllardan 2011, aylardan Temmuz. Kaide bağlantılı Nusret Cephesi, Nusra daha yoktu ortada. Uzun uza diye araştırmaya vaktiniz, hevesiniz, mecaliniz mi yok? Doktor Ufuk Ulutaş'ın Anadolu Ajansı için kaleme aldığı Özgür Suriye Ordusu'na karşı kirli kampanya başlıklı analizi okuyun yeter. Aramakla uğraşmayın diye yazının internet adresini de veriyorum. Yeni başlayanlar için ÖSO tadında bir yazı bu. Kısa ve öz. Onca ağızı da okuyamayız diyen varsa bari o yazıdan şunca ağızlık bir alıntıyı okusun. Sonradan Nusra Cephesi'ne dönüşecek olan Suriye'deki El Kaide çekirdeği, Aralık 2011'de Şam'da ilk saldırısını yaptığında bu Esed rejimi tarafından kullanıma uygun bir fırsat olarak görüldü. O günden bu yana Suriye'nin meşru muhalefetinin El Kaide haftasıyla anılması, rejim ve destekçilerinin uluslararası meşruiyet kazanma aracına döndü. Oysa 22 Ocak 2012'de yayınlanan bir ses kaydıyla grubun lideri Ebu Muhammed Cülani'nin Nusra cephesini kurmasından aylar önce Temmuz 2011'de Özgür Suriye ordusu kurulmuş ve kendi toprakları olan Suriye'de faaliyetlerine başlamıştı. Özgür Suriye ordusu bir süre ordudan kopmuş askerleri bünyesinde barındırdıktan sonra Suriyeli siviller de ÖSO çatısı altına alınmış ve bizzat Suriye'nin dostları grubunun bazı ülkeleri tarafından eğitilmişlerdi. ÖSO rejimin şiddet kullanımına muhalefet ederek ordudan kopan subaylar tarafından kurulduğunda ön plana Albay Hüseyin Harmuş ve Albay Riyad Esad'ın isimleri çıkmaktaydı. Suriye ordusunda hava kuvvetlerinde görevli olan Esad'ın ve Albay Harmuş'un El-Kaide ideolojisinde olamayacakları Suriye'nin ordu ve devlet yapısını bilenler teslim edecektir. Özellikle hava kuvvetleri gibi rejim istihbaratının merkez kurumlarından birisine ev sahipliği yapan kritik bir komutan komutanlıktaki muazzaf bir subayın el-kaide ideolojisine sahip olduğunu iddia etmek abesle iştigaldir. ÖSO, el-kaide uzantılı kimi örgütlerden oluşan bir derleme birliktir iddiası, abesle iştigalin çok ötesinde, destan mesabesinde bir saçmalık. Aralarına kaideciler de sızmış olabilir dese neyse de düpedüz bunların alayı kaideci diyor Engin Altay. Nusret cephesiyle ÖSO birlikleri arasındaki çatışmalardan da haberi olmamış Zahar. Sadece ÖSO birlikleri değil o çatının altına girmeyen rejim muhalifi İslami grupların birçoğu Mesela Ceyş-i İslam ve Ahrar Şam'da kaidecilerle çatıştı Yine de sağ olsun Engin Bey, Öso'ya IŞİD, DEAŞ yaftasını yapıştıracak kadar ileri gitmedi. O kadar ileri gidenler de var. Rejime karşı savaşırken IŞİD tarafından arkadan vurulan Öso'yu IŞİD'le özdeşleştirmek, destan mesabesinin de ötesinde bir saçmalık. Son sözü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO komutanlarından Yusuf Ahmet Dirbes'e bırakıyorum. Bizler Ösoyuz. PKK'ya karşı cephe hatlarında nöbet tutuyoruz. Kendi onurumuz için başta rejime karşı savaştık. Daha sonra DEAŞ'la mücadele ettik. Onları kuzey ve doğu kırsalından def ettik. Ancak rejim ve DEAŞ'la meşgul olmamızı fırsata çeviren PKK bölgemize gelerek topraklarımızı işgal etti. Topraklarımızı yeniden almak için kararlıyız. Bunun için savaşıyoruz. Hakan Albayrak Karar